Merhaba. Bugün bu güzel suplanın yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle malzemelerimi önümüze alalım. Geçen hafta bu suplayı görmüştünüz ama yapımını bugün e, gösterecektim size. Şimdi böyle bir ip kullandım. Bakın suplam e, küçük boyutta e, kahve sunumluk için o ölçülerde yaptım. Bakın şöyle şu şekilde kahveyi koyduğumda yanına da ikramlık koyduğunuzda tam ölçü oluyor. İsterseniz tek olarak da sunabilirsiniz. Şöyle kahveyi kenara alıp örtülerimi de kenara alıp size malzemelerden bahsetmek istiyorum. Evet bu şekilde. Şimdi 5 numara olan tulipin tığını kullandım yani 5 diye geçiyor fakat üç buçuk numara bir tığ. İpim yüzde yüz Türk malı şöyle bir marka, orta kalınlıkta bir ip, çok güzel bir ip. E, bu ipten iki tane supla çıkıyor, 100 gramlık olanından. Şimdi ipimi önce bir Ortadan başlıyoruz. Sihirli halka yapıp 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Ve 12 tane ikili trabzan sihirli halkanın içini dolduruyorum. 12 tane olacak. Evet tamamladım. Arkadan da ipini temizledim. Yine iki zincirle yukarı çıkıyorum. Ve her bir trabzanın üzerine iki zincir e, yukarı çıktıktan sonra zinciri sayıyoruz. E, i̇kili trabzan yapıyoruz. Çift batıyoruz tek yuvaya ve araları birer zincirli. Bakın bir zincir çektim. Diğer yuvaya atladım. Ve çift yapıyorum. Aynı yuvaya iki tane oluyor. Bir zincir. Birinci aynı yöne battım. ikinci bir zincir. Ve bu şekilde bu sırayı tamamlıyoruz. 12 adet oluyor. Ben iki zincirli yukarı çıkıyorum. Elim bol olduğu için. Eli sıkı olanlar üç zincirle yukarı çıkabilirsiniz. Evet şimdi her sırada birer tane arttıracağız. İki taneydi. İsterseniz en başta isterseniz en sonunda bunu arttırabilirsiniz. Bakın bir tane yaptım. Tam dibine battım ikinciyi. Yanındakine 3 tane oldu. Yine bir zincirle diğer yuvaya atlayacağım. Diğer dilimini yapmak için. Bakın tek battım. Aynı yuvaya battım. Çift oldu. Hemen yanındakine battım. 3 oldu. Bir zincir. Diğer dilimi atladım. Evet bu sıramız da bu sistemle ilerleyecek. İpimiz e, katlı olduğu için ayrılabiliyor. Evet devam ediyorum örmeye. Bu sırayı böyle tamamlayacağız. Şimdi 2, 3, 4 diye 8 tane trabzan olana kadar ben bunu büyütmek istiyorum. Çünkü bu benim kahve sunumlu için 8 tane olana kadar e, yeterli bir ölçü oldu ama büyük e, büyük tabak suplası yapmanız için 10-15 taneye kadar yükseltebilirsiniz. Bu 8 tane olan trabzanı istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Sistem aynı Evet şimdi ben bunu büyütüp geliyorum ördüm. Hemen bir zincirli bağlıyorum. Bakın bitti. 2, 4, 6, 8 tane oldu. Benim için yeterli. Şimdi şu zincirli olan sırayı yapacağız. Bunun için 7 tane zincir çekiyoruz. Her bir dilimin üzerinde 3 tane eşit bir şekilde dağıtacağız. Bakın üçüncüye battım. Sık iğneyle tutturdum. Tekrar 7 zincir. 6 7. Tekrar 3.'üye batıyorum. Sık iğne ile bağlıyorum. Tekrar 7 zincir. Boşluğa batıyoruz. Bakın her bir dilimin üzerine 3 tane geldi. Ve bunu sıra sonuna kadar bu şekilde yapacağız. Son dilim gel kalana kadar yapıp geliyorum. Evet son dilimi göstereyim dedim. Bir yudumda kahvemden alıyorum. Şimdi tekrar 7 zincir 7 hemen üçüncüye batıyorum tekrar 7 zincir üçüncüye batın tekrar 7 boşluğa batıp kilitliyoruz şimdi hiç zincir çekmeden ipimi doladım Ve yuvanın içine 8 tane ikili trabzan yapacağız. 3 zinciride de sayarak 8 tane olacak. 5 6 7. ve 8. Sonra bir sonraki zincirin içine sık iğneli bunu bir dilim oluşturduk. İpimi doladım ve tekrar diğer yuvaya atlayıp İçini 8 tane dolduruyoruz. 8 adet ikili trabzanla dolgu yapıyoruz. Hemen yanındaki zincire sık iğne ile dilimi bağlıyoruz. Evet bu sıramız da bu şekilde olacak. Yapıp geliyorum. Bakın dilimlerim oluştu. Şimdi tekrar söylemek istiyorum. Bu ipten 100 gramlık orta kalınlıkta olduğu için bakın tok bir örtü oluyor. Bundan iki tane supla çıkıyor. Çok rahat iki tane çıkıyor. Bakın birazını kullandım ikinci örtümde. Bu şu kadar kaldı. Yani o da tamamlayacak ikinciyi. Dördüncüyü pardon. Evet devam ediyorum. Şimdi 2 zincirle yukarı çıkıyoruz. Şimdi zincirde sayarak 4 tane trabzan yap yapacağız. Zincir 1 oluyor. 2.'yi yaptım. 3 ve 4. Arasında 2 zincir çekiyoruz ve aynı yuvaya Son yaptığımız yuvaya batarak 4 tane daha trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Bakın. Battım. Bu birinci. 2, 3 ve 4. Sonra bunu sık iğneli yine kilitliyorum. Şimdi diğer yere geçtim. Bu sefer zincir çekmeden ipimi dolayıp direkt başlıyorum. İkinci, üçüncü, dördüncü trabzan. Arası iki zincir. İpimi doladım. Aynı yuvaya batarak 4 trabzan daha yan yana yapıyoruz. sık iğne ile dilimi oluşturuyoruz. Evet bu sıramız da bu şekilde olacak. Tamamladım. Şimdi son sıraya geldik. Son sırada da şu zincirli e, dilimleri, sivri dilimleri oluşturacağız. Tam orta yerinde dört tane zincir yapacağız. Şimdi her bir yuvaya birer tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Orta zincirin içine bir tane yaptım. Sık iğne 4 zincir. Aynı yuvaya bir tane daha batıyoruz sık iğne. Hemen 4 trabzanın üzerine 4 sık iğne. 2, 3, 4, Hemen yanına bunu bağlıyoruz. Sonra tekrar 4 sık iğne. En ortalarda bir tane sık iğne oluyor. 2 tane yaptığımız zincirin ortasına bir tane sık iğne, 4 tane zincir ortaya batıyoruz ve yanına 4 sık iğne artı 1 ortaya batıyoruz 3 bakın 4 sık iğne hemen orta kısma da bir tane yani yan yana 5 sık iğne olmuş oluyor Evet bu son sıramız da bu şekilde olacak şimdi bunu da tamamlayıp geliyorum ve örtümüz bitmiş oluyor Evet, dördüncü supla örtümüz bitti. Bakın bu şekilde oldu. Çok basit, herkes yapabilir. Kesinlikle çok şık. İster isteyen e, bunu süsleyebilirsiniz çiçeklerle. Bu ipi tavsiye ediyorum gerçekten çok güzel %100 yüz koton bir ip. Dediğim gibi bir tane 100 gramlıktan iki tane çıkıyor. Evet şimdilik benden bu kadar. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.